Kulak yolu kulak kepçemiz, dış kulak yolu kulak zarımız, orta kulak, kemikçikler ve iç kulak. İşte ses enerjisi geliyor, zara çarpıyor, orta kulakta yükseltiliyor, iç kulağa geçiyor, iç kulakta elektrik enerjiye çevriliyor. Burada da siniri uyarıp ve biz bunu duyuyoruz. Şimdi tabii bu sizin için çok olağan olan şeyi, siz çok hızlı gittiniz ama ben çok kısa bir özet yapmak istiyorum. Burası bizim gördüğümüz kısım, gerisi kemiğin içinde. Evet. Bu aynen gördüğümüz öyle. Kısımdan ses dalgası geliyor. Geliyor. Burayı titreştiriyor. Geliyor. Burada daha yüksek bir hale geliyor. Amfiden geçmiş gibi oluyor. Gibi oluyor. İç kulağa geldiğinde de ses dalgası artık elektrik enerjisi oluyor. Oluyor. Elektrik enerjisi de sinir yoluyla beynimize gidiyor ve biz aslında yine beynimizde duyuyoruz. Evet, beynimizde duyuyoruz ve orada çözümlüyoruz duyduklarımızı da. İşte çocuk da daha anne karnından itibaren bu şekilde bu iç kulak yapıları oluştuktan sonra duymaya başlıyor ve doğduğunda da duyuyor zaten. Ve işte burada önemli olan nokta şu, doğduktan itibaren bu işitme kayıplarını tespit etmek. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz, bizim ülkemizde her yıl yaklaşık 1,5-2 milyon arası doğum oluyor. Doğum hızımız bayağı iyi durumda. Yapılan istatistikler şunu göstermiştir, 1000'de 2 doğuştan sağır çocuklar. Yani 1,5 milyon doğum olsa, 1000'de 2 olsa 3000 tane doğuştan sağır maalesef çocuk doğuyor her sene. Her sene 3000 tane doğuştan sağır çocuğumuz oluyor. Dolayısıyla bunları erken tanı koyarsak ve erken tedavisine başlarsak bu insanları, bu 3000 kişiyi gelecekte topluma kazandırırız. Üreten, mutlu olan bir toplum haline getiririz.